İstanbul'un bence omzundaki ağırlıkları atıyor şu anda. Neden bunu söylüyorum? Ee, bir yıldır yaklaşık hem Hakim Ziyeş hem Wilfried Zaha sağ içinde ve sağ dışındaki yönetim şekilleriyle çok zorladı Hoca'yı. Sağ içinde hem fiziksel hazırlıkları, sisteme adaptasyonları, e, formsuzlukları hep Hoca'yı zorladı. Burada bazen takım içi forma adaletinden şaşmalar yaşandı. Takım içinde problemler oldu soyunma odasında. İşin diğer kısmı dediğim gibi oyuncuların yönetimi çok zor. Yıldız oyuncular, kaprisli, egolu oyuncular. Oynatmak başka bir dert, oynatmamak başka bir dert, oyundan almak başka bir dert. Yedekten sokmak ayrı bir sorun. Dolayısıyla aslında bu kararın bakın planlama şu şekilde doğru olur. Yani Galatasaray planlamayı ne kadar yanlış yapmış söyleyeyim. Bundan yaklaşık 3 ay evvel Galatasaray yönetimi transfer sürecinin başladığında şöyle yola çıkmıştı. Biz kadromuzu koruyoruz. 3-4 tane nokta transferle bu işi bitireceğiz yani değil mi? Şimdi bugün gelinen noktada Avrupa listelerinin verilmesine 2 gün var. Galatasaray'ın sol beki yok. Galatasaray'ın bir tane sağ beki var. Galatasaray'ın 3 tane kanat oyuncusu var şu anda. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Yunus, Yunus Akgün. Henüz merkeze o istenen oyuncu alınabilmiş değil. Ve buna planlama deniyor. Bu bence planlama nasıl yapılamaz şeklinde okullarda ders olarak öğretilmeli. Yani çok gerçekten de Galatasaray tarihinin en acayip transfer planlamalarından bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Şimdi Zaha ve Ziyeş'teki tablo zaten netti geçtiğimiz sezon sonunda. Bu oyuncular neyi yapar? Neyi yapamaz? Nasıl davranırsan sana nasıl reaksiyon verir konusunda net bir fikri vardı zaten. Burada transfer dönemi başladığı andan itibaren Galatasaray yönetiminin Zaha ve Ziyeş'te yolları ayırma konusunda bir adım atması gerekiyordu. Atılmadım bu oyun adım. O zaman siz bu oyuncuları tutun kadronuza ve faydalanmaya bakın. Çünkü Zaha'yı gönderiyorsunuz. Transfer döneminin bitimine kaç gün var? Yerine kanat oyuncusu bakıyorsunuz. Şimdi Ziyeş gidecek. Yine yerine oyuncu bakacaksınız. Kaç gün var? Hep panik transferleri. Geriyenden fazla maliyetler. istenen oyuncuların gelmemesi. Yani burada bir planlama faciası yaşanıyor. Kesinlikle. He bu oyuncuların gitmesi olumlu mudur? Zaha'nın Ziyeş'in bence olumludur. Yani dediğim gibi sağ içinde ve sağ dışında Okonoji'yi fazlasıyla zorlayan iki oyuncuydu bu. Ancak zamanlamalar hatalı. Yani Galatasaray bu iki oyuncunun yerine gerçekten iyi profilleri, doğru profilleri, doğru maliyetleri getirebilecek mi şu anda? Benim ciddi şüphelerim var. Bir de bu yönetimin görüyorum hamlelerini çok ciddi şüphelerim var. Ee, sorular da soruluyor. Bir yanıtlayalım. Yani önce şunu söyleyelim. Kaç tane transfer planlanıyor? Kaç transfer gelir sorusuna yanıt veremem. Çünkü neden? Bu yönetimin ne yapabileceğini kestiremiyorum şu anda. Ama planlamayı söyleyebilirim. Sol bek gelecek. Bir. Galatasaray'ın bir kanat forvet hamlesi olacak. İki. Orta sahaya bir oyuncu alınacak ama inanın profilini ben de bilmiyorum. On numara mı alınır? Altı sekiz mi alınır? İnanın bilmiyorum. Her sorduğumda farklı bir yanıt geliyor çünkü. Herkes farklı bir şey ko konuşuyor. Ve tabii ki Hermoso olmadı. O bölgeye bir oyuncu alınacak mı? Orası da net değil şu anda. Yani alınacak mıdan ziyade bulunabilir mi? O profilde bir oyuncu. Çünkü Hermoso boşta bir oyuncuydu. Bazı maliyetleri yoktu. servis gibi. Beklenti 3 ya da 4 transfer şu anda Galatasaray adına. Ee, ama tabii ki burada ben 2 tane garanti diyorum. 2 tane olacaktır kesin. Ondan sonraki transferler biraz fırsat işi, oyuncu bulma işi ve maliyet işi. Ama ben minimum Galatasaray adına 2 transfer bekliyorum. Çok fazla e, yönetim istifa yorumları geliyor ki e, bizim son dönemlerde Galatasaray'ın kötü gidişatının ardından daha doğrusu planlanan transfer sezonunun geçirilmemesi e, Süper Lig'e biraz e, oyun anlamında zayıf olarak başlaması tabii ki taraftar da memnun etmiyor ki bu kadar da eksiği varken Galatasaray'ın. E, bu bağlamda e, yönetim açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yakın zamanda bir erken seçim ihtimali var mı? Sen Dubai'ye sormuş muydun az önce? Evet. Kaçtı aradım. şimdi ile ilgili de bir iki, iki bir şey söyleyeyim sonra yönetim kısmına geçeriz. Şimdi bir fotoğraf karesi vardı değil mi? Dün Adana Havalimanı'ndan paylaşıldı Şimdi oyuncu alma konusunda mükemmeliz. Değil mi? Oyuncuları havalimanında taraftarlarla karşılıyoruz, omuzları alıyoruz, pankartlar, bayraklar. Giderken tarifeli uçuş Adana'dan. Kimse yok yanında garibanın. Şimdi oyuncu almak güzel bir şey ama vedalaşmak da önemli burada. Şimdi Galatasaray'ın ya da aslında tüm kulüplerimiz için geçerli. Konumuz Galatasaray diye oradan örnekler veriyoruz. Galatasaray'ın da oyuncularla vedalaşma konusunda çok ciddi problemleri var son dönemde. Şimdi bakın bunlar takip ediliyor Avrupa'dan oyuncular görüyor, menajerler görüyor, kulüpler görüyor. Yani Galatasaray Fransız mini takımının forması giymiş bir oyuncuyu kadroya alıyor. Ne olursa olsun kadroya alıyor ve sözleşmesini fes edip tarifeli uçakta gönderiyor oyuncuyu geri. Oyuncu ne yaparsa yapsın bakın. Kadroya almazsın ya oyuncuyu bu kadar basit. Yani Dubois eğer sana zorluk mu çıkartıyor transfer konusunda? Terbiyesizlik mi yaptı? Profesyonelliği aykırı bir hareket mi yaptı? Almazsın kadroyu bu kadar basit. Daha önce birçok oyuncuyu almadığın gibi. Ben şuna da katılmıyorum. Deniyor ki oyuncu hak etti bunu. Çünkü zorlu e, zorluk çıkardı yönetimi. Ya oyuncunun sözleşmesi var. Gitmek zorunda değil ki. Yapmayacak o zaman bu sözleşmeyi bu adamla en başta. Yapan sensin bu sözleşmeyi. He, ben şunu söylerim. Oyuncu profesyonelse ayrılmalı, gitmeli, oynamak istediği bir yere gitmeli ama sözleşmeli bir oyuncu zorla bir yere gönderemezsiniz. Oyuncunun ya parasını verirsin gönderirsin ya da bir kulüp bulursun. Ama oyuncu gitmek istemezse gitmez yani. Oyuncunun sözleşmesi var. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin yaptığı iş değil yani. Daha neler göreceğiz biz merak ediyorum ben. Yani soyunma odasından mı gönderilecek oyuncu ya da yedek kulübesinden falan mı deneyecek ki kardeşim kalk sözleşmen fes mi deneyecek kulübede oturan oyuncuya bilemiyorum artık ne göreceğiz yani. Tamamen yanlış bir yönetim tarzı bu da. Yani bua konusunu söyleyeyim. Seçim konusuna gelirse hayır yani şu an bir seçim dinlemi yok Galatasaray'da. Evet bir istifa krizi yaşandı. Tek istifa ile atlatıldı bu süreç ama e, ciddi tabii ki yönetim içine ciddi karışıklıklar var. Yani bu kara borsa bilet olayı tabii ki çok ayrı bir konu o. Biraz teknik bir mevzular ama e, ciddi baş artıcı, artıcı bir konu. Yani e, o konu Galatasaray yönetimi için çok ciddi bir kaosa yol açabilir. Yani ondan sonra biz erken seçim mevzusunu konuşabiliriz ama şu anki gündemde Galatasaray'da asla bir seçim gündemi yok. Yönetim görevinin başında. E, ben de bir seçim gündemi olmasını çok mantıklı bulmuyorum. Şu anki durumda kaotik ortamı daha da arttırır Galatasaray adına. Hayır gelmez bu işten. Mayıs ayında olmalı seçim. Seçim olacaksa sezon bittikten sonra ama şu an seçim gündemi yok.